Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez sürücü koltuğuna kendisi geçti. Yanında da Başbakan Binali Yıldırım vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi işte böyle yaptı. Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından bağlayacak Avrasya Tüneli'nin temeli 26 Şubat 2011'de atılmıştı. Çalışmalar o gün bugündür gece gündüz sürdü ve artık sona gelindi. Tarihi açılış için geri sayım sürerken asfaltlama çalışmaları da tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu tünelden kendi kullandığı makam otomobiliyle ilk geçişi yaptı. Tünelin Harem'deki şantiyesine gelen Cumhurbaşkanı burada makam otomobilinin şoför koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın yanına Başbakan Binali Yıldırım, arka koltuğa da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandığı makam aracıyla Harem'den Avrasya Tüneli'ne girerek Avrupa yakasına geçti. Erdoğan buradan dönüş yaparak yeniden Harem'e geldi. Cumhurbaşkanı Avrasya Tüneli'ndeki test sürüşünün ardından Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve yetkililerden briefing aldı. Sonra da tünelin Asya yakası çıkışında basın mensuplarını bilgilendirdi. İnşallah 20 Aralık'ta da açılışını aziz milletimle beraber yapacağız. 26 yıl bu firmalar burayı işletecek ve yap işlet devret sistemiyle daha sonra da devletimize burası bırakılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya Tüneli projesiyle sağlanacak yakıt tasarrufuna dikkat çekti. Yılda 160 milyon liralık yakıt tasarrufunu sağlayacağız. Her türlü güvenlik önleminin düşünüldüğü ve uygulandığı 100 yıllık bu projeyle artık havalar sisliymiş, deniz dalgalıymış filan böyle endişeleri taşıma durumumuz olmayacak. İster Marmara'yı kullan raylı sistemle, ister Avrasya Tüneli'yle aracında burayı kullan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de mesajı vardı. Özellikle 15 Temmuz akşamı bize o alçaklığı, o vahşeti yaşatanlara gereken cevabı gerektiği yerde bütün milletime, ekranları başında bizi izleyen milletime inanarak söylüyorum. Yeni Kapı ruhunu zedelemeye çalışanlara da ben inanıyorum ki millet olarak, milletçe en güzel cevabı her yerde veriyorsunuz, vermeye devam edeceksiniz. Buna da inanıyorum. Kazlıçeşme, Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli toplam 14.6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Dev projeyle ortalama 100 dakika süren Kazlıçeşme-Göztepe arası mesafe 15 dakikaya inecek. 1 milyar 250 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Boğazı'nın 106 metre altında yapılan Avrasya Tüneli'nden günde 100 bin aracın geçmesi bekleniyor.